Bir önceki videoda bu matrisle başlamıştım ve matrisin germesinin sütun vektörlerinin germesi olduğunu söylemiştim. Buraya da yazmıştık. Bunun lineer bağımsız olup olmadığını bilmiyordum. Eğer lineer bağımsız değilse doğru ay olmayacak. Sonra da A'nın boş uzayını buluruz. A'nın boş uzayının sıfır vektöründen başka vektörler kapsadığını da bulduk bu iki vektörün germesi olarak bulduk. Yani bu sütunlar lineer bağımsız değil. Bunu birkaç video önce görmüştük. Lineer bağımsız yapmak için fazlalık vektörlerden kurtulduk. Bu vektörden, şu vektörden kurtulabildik. Çünkü bunlar serbest değişkenlerin sütunlarıydı. Şuradakilerden birini sıfıra, diğerini eksi 1'e eşitleyip pivot değişkenleri tek başına bırakma tekniğiyle bunu başardım. Sonra da diğerini sıfıra ötekini eksi 1'e eşitliyorum ve pivot değişkenleri tek başına bırakıyorum. Bunun genellenebilir bir süreç olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Birkaç serbest değişkeniniz varsa birini eksi 1'e diğer hepsini sıfıra eşitleyebilirsiniz. Sonra da serbest değişkenleri pivot değişkenlerin toplamı olarak ifade edebiliriz. Bu genelde hızlı bir yöntemdir. Burada daha yavaş yapmak zorunda kaldık. Bir A matrisi var ve sütun uzayını bulmak istiyorum. Sütun uzayı bunların germesi ama lineer bağımsız bir doğray bulmak istiyorsam, bunların arasından lineer bağımsız bir küme seçmem gerekir. Bunu satır indirgenmiş basamak matris haline çevirebilirim. Satır indirgenmiş basamak matris haline çevirdiğimde pivot değişkenlere bakabilirim. Bu x 1. Bu, x 1'in sütunu öyle değil mi? Bu sütun çarpı x1, bu sütun çarpı x2, bu sütun çarpı x3, şu sütun çarpı x4. A matrisine baksanız da aynı şeyi elde edeceksiniz. Ax eşittir 0 yazdığımızda bu sütun x1 ile şu sütun x2 ile ilişkilendirilecek. Bunu satır indirgenmiş basamak matrisi haline çevirebilirim. Pivot elemanların sütunları hangileri? X1 ve X2 pivot değişkenler ve bunlar ilk iki sütunda yer alıyor. Dolayısıyla ilk iki vektör sütun uzayının doğurayını oluşturuyor. Bunu nasıl buldum? Acaba uyduruyor muyum? Hayır. Serbest değişkenlerin vektörlerini pivot değişkenlerin vektörlerinin lineer birleşimleri olarak yazabileceğim gerçeğinden geliyor bu. Geçtiğimiz videoda bunun örneğini yapmıştık. Bunun hızlı yöntemi ise matrisi satır indirgenmiş basamak matrisi haline getirmek ve şu iki sütunun serbest değişkenlere ait olduğunu gözlemlemek. O zaman bu sütun ve şu sütun pivot değişken sütunu olmalı. ax eşittir 0 ve a'nın satır indirgenmiş basamak matrisi çarpı x eşittir 0'ın çözüm kümeleri aynı. Yani bunlar aynı. Eğer bu sütun ve şu sütun serbest değişkenlere aitse, şu iki sütun da serbest değişkenlere aittir. Buna göre de serbest değişkenlerin sütunlarını pivot değişkenlerin sütunlarının lineer birleşimi olarak yazabilirim. Pivot elemanları şu ve bu sütunda. Yani bu iki sütun a'nın doğrayı olur. 1 2 3 ve 1 1 4 bunu A'nın sütun uzayının doğurayı olarak buldum. Şimdi A'nın sütun uzayını görsellemeye çalışalım. Neye benzediğini birkaç değişik şekilde düşünebiliriz. Bunun R küpte bir vektör ve şunun da R küpte bir vektör olduğunu biliyoruz. R küpün eksenlerini çizeyim. Evet, 1, 2, 3 vektörü şuna benzer. 1, 1, 2, 1 2 3. Burada bir şu tarafa, 3 yukarı gidiyorum. Peki vektör standart haliyle buna benzeyecek. Buradaki vektör 1 1 4 vektörü ise 1 1 ve yukarı doğru 4. Şöyle bir şeye benzer. 3 boyutta bunları çizmek zor ama siz anladınız değil mi? Sütun uzayı bunların germesidir. Yani tüm lineer birleşimleridir. Bunların lineer birleşimleri bu iki vektörü kapsayan bir düzlem olacak. Bu iki vektörün lineer birleşimleriyle bu düzlemde istediğiniz vektörü elde edebilirsiniz. İkisini toplayınca şu vektörü bulursunuz. Bu vektörle ötekinin iki katını toplayınca şöyle bir vektör bulursunuz. Bunları konum vektörü olarak düşünürseniz, reküp bir düzlem oluştururlar. Bu düzlemin denklemini bulmaya çalışalım. Peki bunu nasıl buluruz? Düzlem denkleminde normal vektörü kullanacağız. Normal vektörün düzlemdeki herhangi bir vektörle iç çarpımı eşittir 0. Bu herhangi vektörü x eksi düzlemdeki herhangi bir nokta, örneğin 1, 2, 3 noktası olarak düşünebilirim. Bu bilgiyi kullanarak düzlemin denklemini bulabilirim. Peki, normal vektör nedir? Bu düzlemin normal vektörünü nasıl bulurum? Bu olabilir. Düzlem böyle ise normal vektör şu doğrultudadır. Bir normal vektörü nasıl yaratırım? İki vektörün vektör çarpımının iki vektöre dik bir vektör verdiğini daha önce öğrenmiştik değil mi? Vektör çarpımı alalım. Öğrendiklerimizi birleştirmemizi sağladığı için bu arada gayet memnunum. Normal vektörü 1, 2, 3 ile 1, 1, 4'ün vektör çarpımı olarak tanımlayalım. Bu neye eşitti? Birinci terim 2 çarpı 4 eksi 3 çarpı 1. 2 çarpı 4 eşittir 8. 2 çarpı 4 eksi 3 çarpı 1. 8 eksi 3. İkinci satır 1 çarpı 4 eksi 3 çarpı 1 almak istiyorum. Ama tam tersi olacaktı değil mi? 3 çarpı 1 eksi 1 çarpı 4. Bunu defalarca yaptık. Eğer garip görünüyorsa vektör çarpımı videosunu tekrardan seyretmek isteyebilirsiniz. Ortadaki satırda terimleri ters çeviriyoruz. 1 çarpı 4 eksi 3 çarpı 1 yerine 3 çarpı 1 eksi 1 çarpı 4. Son satırda 1 çarpı 1 yani 1 eksi 2 çarpı 1 yani eksi 2. Sonuç 5 eksi 1 eksi 1 vektörü. Vektör çarpımının tanımına göre bu vektör bu iki vektöre ve bu vektörlerin lineer birleşimlerine dik olacak. Normal vektörü bulduğumuza göre düzlemin denklemini tanımlayabiliriz. Normal vektörle düzlemde herhangi bir vektörün iç çarpımını alıyorum. Düzlemde herhangi bir vektör alayım. x, y, z eksenleri böyle tanımlamıştım. Bu x ekseni. x, y ve z. x, y, z eksi şu ikisinden birini seçebilirim. 1, 2, 3'ü alalım normal vektörle bunun iç çarpımı 0 olmalı. Bunu nasıl yazarız? 5 eksi 1 eksi 1. Bu ne olacak? x eksi 1, y eksi 2, z eksi 3 eşittir 0. İç çarpım ne olacak? 5 çarpı x eksi 1 artı eksi 1 yani eksi 1 çarpı y eksi 2 artı eksi yani eksi 1 çarpı z eksi 3 eşittir 0. Bu iç çarpımın tanımı. Bunu sadeleştirirsek 5x eksi 5 eksi y artı 2 eksi z artı 3 eşittir 0 olur. 2 artı 3, 5, eksi 5, bunlar birbirini götürdü, 0 oldu değil mi? Yani 5x eksi y eksi z eşittir 0. Reküpteki bu düzlem a'nın sütun uzayıdır. Size gerçekten bir düzlem olduğunu göstermiş oldum böylece. Bu düzlemin başlangıç noktasını kesmesi mantıklı. x, y ve z'ye 0 verirsek denklemi sağlar. Ayrıca bir matrisin sütun uzayının bir alt uzay olduğunu söylemiştik. Alt uzay sıfır vektörünü kapsamak zorunda. Reküp de bu sıfır, sıfır, sıfır noktası oluyor. Şimdi tamamen farklı bir yöntemle aynı sonucu elde etmeye çalışacağım. Orijinal A matrisimi bulayım. İşte burada. A matrisim burada. Şunu bir kopyala yapıştırla alayım. Normal şartlarda yazmayı tercih ederim ama zaman kısıtlı. Bakalım başka bir yoldan bu sonucu elde edebilecek miyim? Bu sonucu bulurken sütun uzayının doğrayını ve doğray vektörlerinin vektör çarpımından normal vektörü elde etmiştim. Sonra da normal vektörün düzlemdeki herhangi bir vektörle iç çarpımını almıştım. Düzlemdeki herhangi bir vektörü de genel bir vektörün bir doğuray vektöründen farkını alarak bulmuştuk. Düzlemdeki vektör bu. Düzlemdeki herhangi bir vektörün normal vektörle iç çarpımı sıfır. Normal vektörünü, doğuray vektörlerinin vektör çarpımı olarak bulabilmemin nedeni bu doğuray vektörlerinin düzlemin içinde yer alması. Sadece düzlemde bir nokta belirtmekle kalmayıp, tamamen düzlemin içinde yer alıyorlar. Bunu nereden biliyorum. Sıfır vektörünün sütun uzayımda olduğunu biliyorum, öyle değil mi? 0, 0, 0 noktası sütun uzayında ise doğray vektörünün bitim noktası da sütun uzayında olduğuna göre vektörün tamamı düzlemde olmak zorunda. Aynı şekilde bu vektör de düzlemde yer alır. Eğer vektör çarpımı alırsam bu vektörlere veya onların lineer birleşimlerine dik olan herhangi bir vektör düzlemin normal vektörü olacak. Böylece bu sonucu bulduk. Şimdi sütun uzayının diğer tanımını kullanayım. Diğer tanım, x, r üzeri n'nin elemanı olmak üzere, a x'in tüm çözümleri. Veya şöyle de düşünebiliriz. a x eşittir b ve x, r üzeri n'nin elemanı olmak üzere, b'nin tüm değerleri. Bunlar denk ifadeler. b'yi a x e eşit olarak tanımlıyorum, O nedenle bunlar denk. Peki, bununla devam edelim. B'yi tanımladığım şekliyle R reküpte bir vektör olacak öyle değil mi? Bunu zaten biliyoruz. Ax çarpımını aldığımda B eşittir x, y, z buluyorum ve hangi x, y, z çözümleri olacağını arıyorum. Ax eşittir B denklemini çözerken A matrisini B ile arttırıyorum. Satır indirgenmiş basamak matris haline çeviriyorum. Böylece çözüm kümesini göstermiş oluyorum. Şimdi bunu yapalım. Bu matrisi b ile arttırılmış hale çevirelim. x, y, z yazıyorum. a ve b'nin arttırılmış matrisi. Bu a, bu da b. Bunu satır indirgenmiş basamak matrisi yapayım ve çözüm kümesini bulayım. Bu x, y, z'ler geçerli b'leri tanımlıyor. Peki ne elde ederim? Öncelikle birinci satırı aynı tutarım. 1, 1, 1, 1 ve x. İkinci satırın yerine ikinci satır eksi birinci satır yazayım. Şöyle yapayım. İkinci satır yerine 2 çarpı birinci satır eksi ikinci satır diyelim. 2 çarpı 1 eksi 2, 0, 2 çarpı 1 eksi 1. 1. 2 çarpı 1 eksi 4 eksi 2, 2 çarpı 1 eksi 3 eksi 1. Tamam. Şimdi üçüncü satırın yerine de üçüncü satır eksi 3 çarpı birinci satır yazayım. 3. satır eksi 3 çarpı 1. satır. Önce B sütununu buluyorum. 3. satır eksi 3 çarpı 1. satır. 3 eksi 3 çarpı 1, 0. 4 eksi 3 çarpı 1, 1. 1 eksi 3 çarpı 1, eksi 2. 2 eksi 3 çarpı 1, eksi 1. Satır indirgenmiş basamak matrisini bitirebilirim ama ilginç bir şey fark ediyorum şu üçüncü satırı sıfırlamaya çalışabilirim. İkinci satır 0, 1, eksi 2, eksi 1 ve 2x eksi y. Birinci satıra bakmıyoruz. Üçüncü satırın yerine ikinci satır eksi üçüncü satırı yazayım. 2x eksi y eksi z artı 3x. Bu eksi bu eksi z artı 3x. 0 eksi 0 0, 1 eksi 1, 0, eksi 2 eksi eksi 2, 0 ve bu da 0. Yani a x eşittir b'nin, ancak şu da 0 olursa çözümü olacak. Peki ya 0'a eşit değilse, o zaman 0'lar bir sayıya eşit olacak ki bu durumda çözüm yoktur. Bunun 0'a eşit olmadığı bir b seçersem çözüm olmaz. Bu 5'e eşitse, a çarpı x eşittir b'nin çözümü olmayacak mesela. Çünkü 0, 5'e eşit olamaz. Yani bu 0'a eşit olmalı. b'nin a'nın sütun uzayının bir elemanı olması için 2x eksi y eksi z artı 3x 0'a eşit olmalı. Peki bu neye eşit? 2x artı 3x eşittir 5x eksi y eksi z eşittir 0. Doğray vektörlerinden de aynı sonucu elde etmiştik. Doğuray vektörlerinin tanıma göre sütun uzayında bulunmaları gerektiğini söylemiştik. Vektör çarpımı alarak normal vektörü bulmuştum. Vektör çarpımı çarpı herhangi bir vektör eksi bir doğuray vektör eşittir 0. Bu denklemi elde etmiştim. Öteki yoldan da yapabilirdim. B'yi buna eşitleyip denklemi çözebilirdik. Hangi B'ler bize çözüm verir diye sorardık. Bu satırın diğer tüm elemanları sıfır olduğu için bu eleman da sıfır olmak zorunda. Bunu sıfıra eşitlediğimizde aynı denklemi bulduk. Umarım bunu faydalı buldunuz. Çünkü aynı soruyu iki değişik açıdan çözdük ve aynı sonucu bulduk. Bu vesileyle lineer cebirin ne kadar güzel ve tutarlı olduğunu size göstermiş olduğumu umuyorum.